Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Barış Yayınları'nın fonksiyon fasikülünden çok iyi bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorunun çok zor ya da sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Ama bakış açımızı geliştirecektir, değiştirecektir ve arttıracaktır diye de düşünüyorum arkadaşlar. Soru da bize demiş ki uygun koşullarda tanımlı fx fonksiyonunun x küp artı 2 eşittir 0 denklemini sağlayan her x reel sayısı için fx eşittir. Eksi 1 bölü x kare artı x artı 1 eşitliğini sağladığı bilinmektedir. Buna göre fx artı 2 eksi fx eksi 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi fx fonksiyonunun payda kısmında x kare artı x artı 1 var. Değil mi? Bana bu tanıdık geldi x kare artı x artı 1. Arkadaşlar x küp eksi 1 de x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 x küp eksi 1 değil mi? Buraya bir yazayım bakalım. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 neye eşittir arkadaşlar? X küp eksi 1 eşittir. Şimdi bana yukarıda da şöyle bir şey verilmiş. X küp artı 2 eşittir 0. Ben sanki burada x küp eksi 1'i bulabilirim. Şöyle yazayım ben bunu. X küp eksi 1 artı 3 eşittir 0 olarak yazayım, değil mi? Bakın gerçekten de x küp artı 2 eşittir 0 olur. Ben burada artı 3'ü karşıya atarsam x küp eksi 1 artı 3'ü karşıya atarsam eşittir eksi 3 olmaz mı? Tamam. O zaman ben burada eksi 3 yazarsam x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 eşittir eksi 3 olur, değil mi? Her tarafı x eksi 1'e bölersem arkadaşlar x kare artı x artı 1 eşittir. Eksi 3 bölü x eksi 1 olur. Şimdi gidip fonksiyonda da x kare artı x artı 1 yerine eksi 3 bölü x eksi 1 yazayım. Yazdığım zaman fx eşittir. Eksi 1 bölü eksi 3 bölü x eksi 1 yazdım. Buradan arkadaşlar x eksi 1 bölü 3 geldi. Değil mi? X eksi 1 bölü 3 geldi. Şimdi bana fx artı 2 mi lazım? Evet, ben burada x'in x artı 2 yazacağım. X artı 2 yazarsam x artı 2 eksi 1'den x artı 1 bölü 3 geldi. X artı 1 bölü 3. Eksi x yerine x eksi 2 yazacağız burada arkadaşlar. X eksi 2 yazarsak x eksi 2 eksi 1'den x eksi 3 bölü 3 oldu. X eksi 3 bölü 3'ü de yazdık. X artı 1 bölü 3'ten x eksi 3 bölü 3'ü çıkartacağız. Eksi x artı 3'ten 4 bölü 3 geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çözüm sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Soruyu beğenmişsinizdir. Sizlerden rica ediyorum videoyu beğenip bir yorum yapalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.